Çay sohbetlerinin vazgeçilmezi, altın günlerinin olmazsa olmazı, misafirliğin ise aranın ismi olan mercimek köftesi yapacağız bugün. Kırmızı mercimek ve ince bulgurun üzerine maydanoz ve taze soğanı koyuyoruz. Bir güzel yoğuruyoruz, baharatlarını da ekliyoruz ve ortaya tam kıvamında bir mercimek köftesi çıkıyor. Peki biz bununla ne yapıyoruz? Çıtır marulun arasına koyup üzerine bir de limon sıkıp afiyetle yiyoruz. O zaman haydi başlayalım. 1,5 su bardağı kadar kırmızı mercimeği bol suda yıkadım. Şimdi tencereye alıyorum ve üzerine birazcık geçecek kadar sıcak su ilave edeceğim. Ocağın altını açıyorum. Pişerken şişmeye başlayacaklar. O esnada tekrar döneceğiz ona. 1 çay bardağı zeytinyağını koyuyorum. 2 tane rondadan çekilmiş veya küp küp yemeklik doğranmış soğanı yağın içerisine koyuyorum. Orta ateşte yapın ki soğanlar yanmasın. Çok hafif pembeleştiğinde tekrardan döneceğiz ve üzerine birkaç malzeme ekleyeceğiz. Mercimekler eridi. Şimdi ince bulguru koyacağım. 1,5 su bardağı ince bulguru koyuyorum. Kısırlık bulgur. Ve mercimekle birlikte karıştırıyorum. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra kapağını kapatacağım. Ve ince bulgurlar şiştikten sonra kıvama gelmiş olacak. Evet, karıştı. Kapağını kapatıyorum. Ve bu şekilde bekliyor. 1 yemek kaşığı biber salçası. Tatlı biber de kullanabilirsiniz, acı biber de. Tamamen damak zevkinize bağlı. 1 yemek kaşığı da domates salçası koyuyorum. Salçanın kokusu çıkana kadar karıştıracağım, kavuracağım. Salçaların da kokusu çıktı. Şimdi baharatları ekliyorum. Önce tuz koyuyorum. Karabiberi ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar pul biber. Çok acılı olmasını istemiyorum çünkü. Bir de bir çay kaşığı kadar kimyon koyuyorum. Bu da tamamen damak zevkine bağlı. Ama gayet lezzetli oluyor. Tavsiye ederim. Karıştırıyorum. Salçalı sosumuz hazır. Bulgurlar şişene kadar bu sos da ılımış olacak. Hepsini birleştirmek için kasede buluşuruz. Önce mercimekle ince bulgur karışımını kaseye aktarıyorum. Hafif macun kıvamında olmalı. Eğer sizinki öyle olmadıysa biraz daha su ekleyerek macun kıvamına getirebilirsiniz. Şimdi üzerine soğanlı, salçalı sosumuzu tamamen döküyoruz. ...4-5 dal taze soğanı da doğradık. Üzerine ekliyorum. Yarım demetten biraz daha fazla doğranmış maydanozumuz var. Onu da ekliyorum. Spatula yardımıyla alttan üste doğru karıştıracağım. Daha sonra yoğurma işlemine başlayacağım. Mercimek köftesi altın günlerinin ve çay saatlerinin vazgeçilmezi diyoruz. Peki diğer vazgeçilmez lezzetler hangileri? Yorum kısmına paylaşırsanız çok sevinirim. Mesela benim favorilerim patates salatası ve kıymalı ev yapımı börek. Sizinkiler neler? Evet, kıvama geldi. Yeterince yoğurduk. Biraz ılık olduğu için şekil vermek zor olabilir. O yüzden üzerine streç çekip yaklaşık bir 45 dakika kadar buzdolabında bekleteceğim. Daha sonra şekil vereceğim. Soğumasını beklerken ben de tabağımı hazırladım. Göbek, limon ve taze naneden oluşuyor.
Kendi avucunuzun büyüklüğünde yapabilirsiniz veya biraz daha küçük. Bu arada mercimek köftesini sıktıkça elinizde kalıntıları kalıyor ve bir sonraki mercimek köftesinde güzel bir şekil alamıyor olabilirsiniz. Bunun için yanınızda su bulundurabilirsiniz. Bir iki parmağınızı daldırıp tüm elinize yayınca sorun çözülüyor. Mercimek köfteleri sunuma hazır. Gayet güzel oldu. Ben göbek kullandım. Siz isterseniz kıvırcık kullanabilirsiniz. Ama göbek de daha çıtır oluyor. Ben onu tercih ediyorum. Ayrıca taze nane ile de nefis oluyor tadı. Tadına bakmak için her zamanki gibi sabırsızlanıyorum. Ama tek başıma yemeyeceğim. Ekip arkadaşım Efecan'la birlikte tadına bakacağız. Oo, çaylarla gelmiş. Mercimek köftesi ise çaysız olmaz dedim. Aynen. Bir çay saati yapalım seninle. Mercimek köftesi beğeni eşiğim çok yüksektir. Aa. Çünkü anneannem çok iyi yapar. O yüzden bakalım onun üzerinden puanım kaç olacak seninkine. Keşke Efecan'ı çağırmasaydık. Gayet iyi görünüyor. Kendime güveniyorum yani. Buyurun. Hemen girişelim. Sen üzerine limon sıkıp yiyenlerden misin? Tabii ki de. Basacağım şimdi limonu. Bol bol. Biraz çiğ köfte muamelesi yapıyoruz ama. Ama tam olarak nasıl yendiği hakkında çok net fikrim olmasa da keyif aldığım şekilde yemeye çalışıyorum. Ben başlıyorum. Lütfen. Bazıları kuru olur. Ben böyle çiğ köfteye yakın daha ıslak olan dokuyu seviyorum. Afiyet olsun. Bunun üzerinden 8.7. Gayet iyi. İyi. İyi bir puan bence. O zaman seni çayınla baş başa bırakıyorum. Çünkü ben bunları top haline getirip hepsini ısırarak yiyeceğim. Tamam, afiyet olsun. Görüşürüz. Afiyet olsun. Evet, çay saatinin vazgeçilmesi demiştim size. O yüzden mercimek köftesini çay yalnız bırakmadı. Güzel bir ziyafet yaptık Efecan'la. Umarım beğenmişsinizdir. Facebook, YouTube ve Instagram adreslerimizi hala takip etmiyorsanız takip etmeyi, ayrıca bu videoyu da likelamayı unutmayın. Hoşça kalın.